بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte İsra suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 23. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 23. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, İnşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 23. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقَضَى رَبُّكَ Rabbim şöylece hükmetti, Rabbim şöylece bir yasa belirledi ki, اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ Sadece kendisine kulluk edin, sadece Allah'ı dinleyin, sadece Allah'ın çektiği yere gidin, sadece Allah'a dua edin, sadece Allah'a sığının, sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. İşte hayatınızın tümünde, sevmenizde, küsmenizde, almanızda, vermenizde, gecenizde, gündüzünüzde, kazanmanızda, harcamanızda, eğitiminizde, hukukunuzda, hayatınızın tümünde sadece Allah'ı dinleyin, sadece Allah'ı razı edin, sadece Allah'a kul köle olun. Allah'a kulluğunuzun gereği olarak da şunları şunları yapın, şunları şunları da yapmayın diye bundan sonra Rabbimiz bizden isteyeceklerini arz edecek. Allah'a kulluğumuzun birinci gereği olarak Allah bizden şunu istiyor. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah'a kulluğunuzun gereği olarak, Allah'a itaatinizin gereği olarak ana babanıza karşı da muhsince davranın. İhsan neydi? Peygamber aleyhisselamın bir hadisinin beyanıyla ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapmaktı. Peki ana babaya ihsanı nasıl anlayacağız? Bunu da şöyle anlıyoruz. Ananız babanız karşısında Allah huzurunda olduğunuzu unutmayın. İşte ana babaya ihsan budur. Bir daha söyleyeyim. Ben anam babam karşısında Allah huzurunda olduğumun bilincini takınmak zorundayım. Ne demek bu? Anam babam benden bir şeyler istedi. Ben bu anda Allah huzurundayım ya, soru vereceğim Rabbime, ya Rabbi, bak anam babam benden şunu şunu yapmamı ya da yapmamamı istiyor. Ne dersin ya Rabbi? Anamın babamın benden bu istediklerini yerine getireyim mi? Anamın babamın bu istekleri senin arzularınla, senin isteklerinle örtüşüyor mu? Eğer Rabbim diyorsa ki evet, anayım babayım şu anda senden istedikleri benim istediklerimle örtüşüyor, onları yerine getir ey kulum diyorsa Rabbim,
Ben babamın, anamın benden bu istediklerini yerine getireceğim. Ama Rabbim diyorsa ki, yo ey kulum, sen anayın babayın değil, benim kulumsun. Sen beni dinlemek zorundasın. Şu anda anayın babayın senden istedikleri benim arzularımla örtüşmüyor, çatışıyor. Kesinlikle onların istediklerini yerine getirme diyorsa Rabbim, o zaman da ben anamın babamın benden istediklerini duymayı vereceğim, işitmeyi vereceğim, yerine getirmeyi vereceğim. İşte anaya babaya ihsan budur. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de anaya babaya itaat istenmez. Ana babaya kulluk istenmez. Ana babaya ihsan istenir. İhsanla ana baba karşısında Allah huzurunda olma bilincini takınmaktır. Öyleyse anamızın babamızın her istediğini yerine getirerek onları tanrılaştırmayacağız, putlaştırmayacağız. Ama ana babamızın hiçbir istediğini yerine getirmeyerek onları da kırıp dökmeyeceğiz. Anamız babamız karşısında Allah huzurunda olma bilinci içinde bir davranış sergileyecek. Anamızın babamızın bizden istedikleri Allah'ın istedikleriyle örtüşüyorsa onları yerine getirecek. Ama anamızın babamızın bizden istedikleri Allah'ın arzularıyla çatışıyorsa onları da yerine getirmeyeceğiz. İşte ana babaya ihsanı böyle anlıyoruz. Bundan sonra bakın Rabbimiz yine ana babayla alakalı bizden şunları istiyor. İmma yebluğanne indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Ananız, babanız yahut da her ikisi, onlardan birisi ya da her ikisi sizin yanınızda ihtiyarlık günlerini idrak etmişse, yaşlanmış bir vaziyette sizin yanınızda bulunuyorsa, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ, sakın ha sakın onlara öf bile demeyin. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, onları azarlamayın. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, onlara güzel bir söz söyleyin. Onların gönlünü alacak, onların gönlünü hoş edecek güzel bir söz söyleyin, kerim bir söz söyleyin. Evet, anamız ya da babamız, ikisinden birisi ya da her ikisi de eğer bizim yanımızda yaşlılık dönemini idrak etmişlerse onlara öf bile demeyeceğiz. Öf baba, amma da anlayışsızsın. Öf anne, amma da çekinmez hale geldin. Kesinlikle öf bile demeyeceğiz. Tavrımızla bile, bırakın ağzımızdan bir şey söylemeyi, hareketlerimizle bile onları incitmemeye, onları kırmamaya çalışacağız. Çünkü düşünün, bir zamanlar dünyanın en aciz insanı, bir zamanlar dünyanın en güçsüz insanına babamız, anamız muhtaç olmuş. Kim o? Sen. Bir zamanlar düşün ki ananın, babanın kucağındasın, hiçbir gücün yoktu, hiçbir kuvvetin yoktu. Şimdi anan baban bir zamanlar dünyanın en aciz varlığına, en güçsüz varlığına muhtaç olmuşlar. Ve şimdi onlar çocuklaşmışlar, senin yanındalar. Öyleyse çocukluk döneminde onlar sana nasıl merhamet etmişler, sana nasıl sabretmişler, üstüne titremişler, seni bugünlere getirmişlerse, sen de çocukluk dönemini yaşayan anana babana karşı çok iyi davranmak zorundasın. Şu anda çocuklarına karşı nasıl davranıyorsun? Anan baban da zaten çocuklaşmış, küçülmüş, sana muhtaç olmuşlar. Öyleyse onlara öf bile deme, sakın ha onları azarlama, onlara güzel bir söz söyle diyor Rabbimiz. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, onlara şefkat ve merhamet kanatlarını geri ver. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, de ki ya Rabbi, ben küçükken anam babam nasıl bana merhamet etmişse
Ben küçükken anam babam beni nasıl eğitip yetiştirmişse, şimdi ihtiyarlık günlerinde sen de onları bağışlayıver. Onların kabahatlerini dikkate almayıver. Onların kusurlarını örtüver. Onları bağışlayıver ya Rabbi diye Allah'a dua etmek zorundasın. Babamız, anamız bizler küçükken bizim üstümüze nasıl titremişlerse, bizler de onları kırmamak için, onları incitmemek için, onların gönüllerini hurdahuş etmemek için elimizden gelen bütün gayreti göstermek zorundayız. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Şunu unutmayın ki enfüslerinizde, niyetlerinizde, kalplerinizde olanları en iyi bilen Allah'tır. Bu ayeti şöyle anlamaya çalışıyoruz. Eğer sizler ana babanıza karşı Allah'ın istediği biçimde muhsince, Müslümanca bir tavır takındığınız halde, ananız babanız İslam'dan habersiz bir hayatın adamı oldukları için sizden bir türlü memnun olmuyorlarsa, sürekli size ileniyorlarsa, bilesiniz ki sizin kalbinizi, sizin niyetinizi Allah çok iyi bilmektedir. Onların ilerişleri asla size geçmez. Siz onlara benim istediğim gibi davrandığınız sürece ben kalplerinizi bilmekteyim, üzülmeyin. Onları o durumdan dolayı memnun edemeyişinizden ötürü sakın üzülmeyin. Ben sizin kalplerinizi, ben sizin tavırlarınızı, ben sizin enfüsünüzü çok iyi bilmekteyim. Ana baba konusunda, ana babaya ihsan konusunda Peygamber Efendimizin pek çok hadisi var. Ben onlardan sadece bir tanesini teberrüken burada dile getirmek istiyorum. Bakın bir defasında Allah'ın Resulü hutbeye çıkmış. Allahu Alem bir bayram hutbesi. Hutbede herkesin duyacağı tonda 3 defa amin, amin, amin diyor. Allah'ın Resulü hutbeden indikten sonra sahabe-i kiram efendilerimiz soruyorlar. Ya Resulallah, 3 defa amin, amin, amin dediniz. Hikmetini anlayamadık. Niye dediniz diye sorarlar. Bakın Allah'ın Resulü buyururlar ki, ben hutbedeyken Cebrail geldi, bana dedi ki, her kimin yanında anası babası ihtiyarlık dönemini idrak eder, ona muhtaç olur da, o kul anasının babasının hatırını kazanarak cenneti garantileyemezse, cennete gitmeyi garantileyemezse, ona yuh olsun, onun burnu yere sürtülsün dedi. Ben de amin, amin, amin dedim diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Sizler ana babalarınıza karşı çok iyi davrandığınız halde yine de doyumsuz oluşlarından dolayı ana babanızı memnun edemediyseniz, bilesiniz ki Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum, sizin kalplerinizden, gönüllerinizden geçirdiğiniz duygularınızı en iyi bilen Allah'tır. İn tekunu salihine, eğer siz bu konuda salihler olma gayreti içine girerseniz, salihlerden olmaya çalışırsanız, fe innehu kâne lil evvâbîne gafûra, şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah kendisine dönenlerin tevbesini kabul eder, kendisine inabe edenlerin dönüşünü kabul eder. Bu ayeti de şöyle anlamaya çalışıyoruz. Eğer sizler ana babanıza karşı iyi davranmadığınızın bilincindeyseniz, ana babanıza karşı Allah'ın istediği biçimde muhsince davranamadığınızdan ötürü bir pişmanlık duyuyorsanız, dönün Rabbinize, tevbe ediverin. Ya Rabbi, ben senin istediğin biçimde davranamadım. Beni bağışla ya Rabbi diye bana tevbe ederseniz, pişmanlık ısrar ederseniz, ben dönüşlerinizi kabul ederim. Ben tevbelerinizi kabul ederim. Hatta bu ayeti kerime annesi babası ölmüş gitmiş insanlar için bile geçerlidir. Eğer bir insan hayattayken annesine babasına iyi davranamadığının farkındaysa, annesi babası ölmüş gitmiş bile olsa, eğer Allah'a tevbe eder, ya Rabbi ben hayattayken beceremedim, ne olur beni bağışla, onlara karşı senin istediğin biçimde davranamadım ya Rabbi diye tevbe ederseniz, dönüş yaparsanız,
Allah yine de o saatten sonra da sizin tevbelerinizi kabul eder, sizin dönüşlerinizi kabul eder. Ensardan bir zat Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna geldi ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, benim anam babam vefat etti. Şu saatten sonra onlar adına yapabileceğim hayırlı bir görev var mı? Hayırlı bir hizmet var mı?" diye sordu. Bakın Allah'ın Resulü buyurdu ki: "Evet, dört şey yaparsın. Anan babanla alakalı dört şeyi yaparsın. Bunlardan birincisi, ölmüş gitmiş anan baban hakkında hayırlı dua edersin, istiğfar edersin. İkincisi, eğer anan baban bir vasiyette bulunmuş, birilerine bir konuda söz vermişse, onların o vasiyetini, o sözünü yerine getirirsin. Üçüncüsü, ananın babanın arkadaşlarına izzet-i ikramda bulunursun. Dördüncüsü de anan babandan kaynaklanan akrabalık bağlarını sağlamlaştırırsın. Sıla-i rahmi kesmezsin." Bakın Peygamber Aleyhisselam anası babası ölmüş gitmiş bir insandan dört şey istiyor. Bunlardan birincisi, ana babamız hakkında dua edeceğiz, istiğfarda bulunacağız ki namazda, tahiyyatta "Rabbena gfirli ve li valideyye" diye zaten sürekli anamızın babamızın bağışlanması için Rabbimize istiğfar ediyoruz. İkincisi, ana babamız bir şeyler vasiyet etmiş, birilerine bir konuda bir söz vermişse biz onların vasiyetini, onların sözlerini yerine getirmeye çalışırız. Üçüncüsü, ana babamızın arkadaşlarına izzet-ü ikramda bulunuruz. Bu noktada da yine tarihi bir örnek vereyim. Bakın Abdullah İbni Ömer diye bir zat var. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu, sahabenin en büyük alimlerinden, en büyük fakihlerinden birisiydi. O bir gün arkadaşlarıyla birlikte Medine'nin dışında bir panayra çıkar. Altında bir merkebi, üstünde de bir gölgeliği var. Çok sıcak bir gün bir kafileye rastlar. O kafilenin içinde yaşlı bir adamın yanına sokulur, kucaklar, onunla uzunca konuşur. Sonra altındaki merkebini ve üstündeki gölgeliğini o ihtiyar zata hediye eder. Arkadaşlarının yanına döndüğü zaman arkadaşları sorarlar, derler ki "Ey Abdullah, kimdi o adam? Ne kadar da çok ihsanda bulundun ona. Kimdi o adam? Merkebini verdin, bari gölgeliğini vermeseydin, bu sıcakta ne yapacaksın?" diye sorarlar. Abdullah İbni Ömer der ki "Vallahi o babamın arkadaşıydı. Hayattayken babam onu çok severdi. Ben de peygamberimden babanızın, ananızın arkadaşlarına izzet-i ikramda bulunun emrini duydum. Vallahi eğer yanımda daha başka şeylerim olsaydı onları da o ihtiyara vermekten asla çekinmezdim. Çünkü o benim babamın arkadaşıydı, babamın sevgili bir dostuydu." Öyleyse biz de babamızın arkadaşlarını ziyaret edelim. Babamızın arkadaşlarına izzet-i ikramda bulunalım. Bir de babamızdan, anamızdan kaynaklanan akrabalık bağlarına inşallah riayet edelim. Sıla-i rahmi kesmeyelim. Bundan sonra yine bir başka istediğini Rabbimiz bize şöylece intikal ettiriyor. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَى Allah'a kulluğunuzun gereği olarak şunu da yerine getirin ki akrabalarınıza verin hakkahu hakkını. Akrabalarınıza hakkını verin. وَالْمِسْكِينَ miskinlere, fakirlere de hakkını verin. وَبْنَ السَّب۪يلِ bir de yolda kalmış yolcu kimselere de hakkını verin. Önceki ayetlerde uzunca söz etmiştim. Bir iki cümle söyleyeyim. Bizim mallarımız sadece bize ait değil. Bizim cebimizdeki paralarımız, bizim kasalarımızdaki, keselerimizdeki paralarımız sadece bize ait değil. İşte bu ve benzeri ayetlerin ifadesiyle anlıyoruz ki onda birilerinin de hakkı var.
Allah her Müslümana, her kuluna rızık takdir ederken fazladan bir şeyler veriyor. Bunu da çevrendeki akrabalarına, komşularına, miskinlere, yolda kalmışlara benim adıma veriver diye Allah kuluna fazladan bir şeyler veriyor. İşte bakın burada Rabbimiz o yasasını hatırlatarak diyor ki, akrabalara hakkını ver, miskinlere, fakirlere hakkını ver, bir de yolda kalmış yolculara hakkını ver. Onlara hakkını ver ki, onlar da yeryüzünde yaşanacak en güzel sistemin Allah sistemi olduğunu anlasınlar. Onlara haklarını ver ki, yeryüzünde en güzel hayat tarzının Allah'ın istediği Müslümanca bir hayat tarzı olduğu gerçeğinin onlar da farkına varsınlar. Onlara haklarını ver. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا Ama sakın ha saçıp savurma, israf etme. اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ Şunu kesinlikle unutma ki, saçıp savuranlar, israfçılar şeytanın dostlarıdır, şeytanın kardeşleridir. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Bilesiniz ki şeytan Rabbine karşı son derece nankör bir varlıktı. Allah diyor ki çevrende senden bir şeyler isteyen, senin üzerinde hakkı olan insanların haklarını ver ama saçıp savurma, israfçı olma. Bu ayete göre israf nedir? Şeytanla birlikte anlayacak olursak bu ayete göre israf, Allah'ın verdiği imkanları, Allah'ın verdiği fırsatları Allah yolunda değil de Allah'ın istemediği yerlerde kullanmaktır. Şeytanla birlikte anlayacak olursak Allah'ın verdiği fırsatları, imkanları Allah'a düşmanlıkta kullanmaktır. İşte şeytan Allah'ın kendisine verdiği zamanı Allah'a kullukta değil de düşmanlıkta kullandı. Allah'ın kendisine verdiği bilgiyi Allah'a kulluk yolunda değil de düşmanlık yolunda kullandı. Allah'ın kendisine verdiği secde imkanını, secde fırsatını Allah'a düşmanlıkta kullandı. Öyleyse bu bağlamda ben israfın ne olduğunu bir cümleyle ifade edip geçeyim. İsraf, Allah'ın verdiği fırsatları, imkanları Allah yolunda değil de Allah'ın rızası uğrunda değil de Allah'ın istemediği yerlerde veya Allah'a düşmanlıkta kullanmaktır. Değilse bir insan tüm malını Allah yolunda harcasa ona israf denmez. Tüm malını Allah'ın rızası uğrunda bir kişi elinden çıkarsa ona israfçı denmez. İsraf Allah'ın verdiği bilgiyi, Allah'ın verdiği zamanı, Allah'ın verdiği erkeklik gücünü, Allah'ın verdiği kadınlık gücünü, Allah'ın verdiği geceyi gündüzü, Allah'ın verdiği aklı, fikri, bilgiyi Allah'a düşmanlıkta kullanmak, Allah'ın istemediği yerlerde kullanmaktır. Burada yine bir uyarı geliyor bundan sonraki ayeti kerimede. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Çevrende senin üzerinde hakkı olan birileri var. Akrabaların var, komşuların var, yetimler var, fakirler var, garibanlar var. Ve sen Allah'ın rızasını kazanmak için onlara bir şeyler vermeyi istiyorsun. Ama elinde avucunda verecek bir şeyin olmadığı için ya da herkese verecek kadar olmadığı için ya da her birerinin istedikleri miktarda verebilecek gücün olmadığı için eğer senin üzerinde hakkı olan insanlardan yüz çevirmek zorunda kalmışsan, hiç olmazsa فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Onlara kolay bir söz söyle, onların hoşuna gidecek bir söz söyleyip onların gönüllerini alıver. Birinci mana bu. Yani siz vermek istiyorsunuz Allah'ın rızasını kazanmak için ama elinizde avucunuzda onlara verebilecek bir şeyiniz olmadığı için eğer onlardan yüz çevirmek zorunda kalmışsanız, hiç olmazsa onlara güzel bir söz söyleyin, kolay bir söz söyleyin, o veremediğiniz insanların gönüllerini bir alın. Birinci mana bu. İkinci mana şöyle, birilerine bir şeyler vermek istiyorsunuz,
sizin üzerinizde hakkı olan insanlara bir şeyler verme niyetindesiniz. Ama karşınıza öyle güzel, öyle hayırlı bir hizmet dalı çıktı ki, oraya yatırım yaptığınız zaman, hayrı oraya yaptığınız zaman, Allah'ın rızasını kesin kazanabileceğinize inandığınız çok daha hayırlı, üstelik ümmetin tümünün de istifade edebileceği, toplumun tümünün istifade edebileceği hayırlı bir hizmet türü çıktı karşınıza. Oraya yapacağınız yatırımdan dolayı belki insanlara, üzerinizde hakkı olan insanlara bir şeyler veremeyecek duruma geldiğiniz için onlardan yüz çevirmek zorunda kalmışsanız, hiç olmazsa veremediğiniz o insanlara güzel bir söz söyleyip onların gönüllerini alın. İkinci mana bu. Bir üçüncü manayı da söyleyeyim. O da bakın şöyle. Çevrenizde fakirler var, garibanlar var. Sizde hakkı olan insanlar var ve siz onların haklarını Allah'ın rızasına ulaşabilmek için verme niyetindesiniz. Ama vereceğiniz o insanların verdiğiniz o mallarla kötülük yapacaklarını, o malları kötülük yolunda kullanacaklarını bildiğiniz için, mesela içkide, faizde kullanacaklarını, isyan yolunda harcayacaklarınızı bildiğiniz için, eğer onlara vermekten yüz çeviriyorsanız, Allah'ın rızasını kazanamayacağınız endişesinden dolayı onlara bir şeyler vermek istemiyorsanız, o zaman hiç olmazsa onlara güzel bir söz söyleyin, kavlem meysura yapın, kolay bir söz söyleyin. Nasıl bir söz? Bakın, zaten o insanlar dilenmeye mahkum olan insanlar, zaten onlar dilenciliğin zilletini yaşıyorlar. Bir de siz onları üzmeyin. Hadi hadi Allah versin, yaylan bakalım. Allah versin kardeşim, benim malımda ortaklığın mı var? Ben çalışırken neredeydin? Elin ayağın tutmuyor mu senin? Hadi hadi başka kapıya. Öyle demeyin, öyle demeyin. Vallahi de, billahi de, tallahi de, anında Allah sizi onun konumuna, onu da sizin makamınıza çıkarır. Böylece Allah sizi imtihan eder. Öyle demeyin. Size veren Allah, ona vermeyen de Allah. Siz kendi kendinize o mallara ulaşmadınız. Söyleyin Allah aşkına. Tüm rızıkları nereden elde ediyorsunuz? Ya bitkilerden ya da hayvanlardan. İşte etti, süttü, yağdı, baldı. Bunlar hayvanlardan. Bir de elmaydı, portakaldı, buğdaydı, arpaydı, yulaftı. Bunlar da bitkilerden. Siz şu anda istifade ettiğiniz tüm nimetleri ya hayvanlardan ya da bitkilerden elde ediyorsunuz. Peki kim yarattı o hayvanları? Allah yarattı. O bitkileri kim yarattı? Allah yarattı. Öyleyse siz o nimetlere Allah sayesinde ulaştığınıza göre sakın ha o garibanlara, o yetimlere, o öksüzlere onları üzecek bir söz söylemeyin. Güzel bir söz söyleyin diyor Allah. Veremezseniz bile güzel bir söz söyleyin. Nasıl bir söz? Vallahi kardeşim, inan şu anda sana verebilecek bir şeyim yok. Allah inşallah bana da sana da bolca versin. Rabbim inşallah sana başka kapıdan nasip etsin. Allah sana da bana da bolca nimet versin. Rabbimize hamd edelim. İnşallah Rabbim seni de beni de mahrum etmez diye güzel bir söz söyleyin diyor Allah. Sonra bakın yine aynı konuyla ilintili olarak şöyle buyuruyor. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ. Bu sözler Peygamber Efendimiz'e söyleniyor ama Peygamber Efendimiz'in şahsında hepimize söyleniyor. Bakın Allah diyor ki, ey peygamberim, sakın elin boynunda asılı olmasın. Sakın elin boynuna asılı olmasın. Sakın elin boynunda bağlı olmasın. Elin salık olsun, elin selek olsun, elin cebine gidebilsin. Akrep mi var cebinde? Elin kasana kesene gidebilsin. Allah için birilerine bir şey vermeye, bir şeyler vermeye ellerini alıştır. Cömertliğe kendini alıştır diyor Allah. Bakın ifade o kadar güzel ki. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ. Ey Müslüman! Sakın elin boynuna bağlı, elin boynuna asılı olmasın. Yani büsbütün cimri olma. İnsanlara, çevresine hiçbir şey koklatmayan birisi olma. Ama وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ.
Bir de elin tamamıyla da açık olmasın. Yani elinde avucunda ne varsa hepsini infak edecek, hepsini elinden çıkaracak bir durumda da olmayasın. Bu ikisi arasında mutedil bir hayatın sahibi olasın. Eğer öyle yaparsan, yani elin tamamıyla açılıverir de elinde avucunda ne varsa hepsini infak etmeye, hepsini elinden çıkarmaya kalkarsan, فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا pişman olarak ve de kınanmış olarak oturursun yerine. Öyle yapma. Eşin dostun seni kınamaya başlar. Şuna bak. Elinde avucunda ne varsa hepsini dağıttı. Şimdi bize muhtaç oldu. Şimdi bize yük oldu. Biz ona da bakmak zorunda kaldık diye arkadaşların, eşin, dostun, akrabaların seni kınar. Öyle yapma. Ne cimri ol, elin boynunda bağlı olsun, ne de tümüyle elin açık olsun, tümüyle mal varlığını elinden çıkaracak bir konumda olmayasın. Bu ikisinin arasında güzel bir dengeyi tutturasın ey Müslüman. İnne rabbeke yebsutur rızka limen yaşa. Şunu da kesinlikle bilesiniz ki Rabbin rızkı dilediğine çokça verir ve yaktir, dilediğine de kısı verir. Bakın bu rızıkla alakalı konular bundan önceki ayetlerde de sıkça geldi. Burada da yine birkaç cümle inşallah söyleyelim. Allah diyor ki senin Rabbin dilediklerine çokça verir, dilediklerine de belli bir ölçüde kısı verir, daraltı verir. Bu ayetten şunu anlıyoruz. Bir kere rızık Allah'ın elindedir. Rızkı Allah kendi elinde tutuyor. Kimseye bu konuda müdahale izni vermiyor. Kendisi ezeli ve ebedi ilmiyle kime ne kadar vereceğini, kimi neyle imtihan edeceğini en iyi bilen olduğu için kimisine çok veriyor, zengin kılıyor, kimisine az veriyor, onları da fakir imtihan ediyor. Öyleyse ne zenginlerimiz, biz aklımızı çalıştırdık, kafamızı çalıştırdık, projemiz kuvvetliydi, planımız kuvvetliydi, onun için biz zengin olduk diye övünsünler, ne de fakirleriniz, biz kafayı çalıştıramadık, biz aklımızı kullanamadık, biz başarılı olamadık da onun için fakir kaldık diye dövünsünler. Veya ne zenginleriniz, biz Allah'ın sevgili kulları olduğumuz için Allah bize çok verdi diye sevinsinler, ne de fakirleriniz, Allah bizi sevmediği için, biz Allah'ın sevgili kulları olmadığımız için Allah bize az verdi diye dövünsünler. Çok veren, az veren Allah. Kimsenin bu konuda ne yetkisi var, ne etkisi var, ne de müdahalesi var. Zenginler fakirlerle imtihana çekilsin diye, fakirler de zenginlerle imtihan edilsin diye Allah kimilerini zengin, kimilerini fakir kılmış. Bakın, ayetin bundan sonraki bölümünde bu konuyu açıklamak üzere Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnehu kâne bi'ibâdihi habîran basîra. Şüphesiz ki Allah kullarına karşı habir ve basîrdir. Ne demek o? Allah kullarını en iyi bilen ve en iyi görendir. Bakın bu ifadeyi ben bir hadisi kutsi ile inşallah açıklayayım. Bir hadisi kutsi de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kullarımdan kimilerine az mal hayırlıdır. Ben onlara çok mal vererek onları dinde fitneye düşürmek istemedim. Kullarımdan kimilerine de çok mal hayırlıdır. Ben onlara da az vererek onları da dinlerinde fitneye düşürmek istemedim. Demek ki ezeli ve ebedi ilmiyle Allah biliyor ki insanlardan kimilerine az mal hayırlıymış. Çok mal vererek Allah onları saptırmak istememiş. Adam zayıf. Çok mala ulaştığı zaman gicişmeyen yerlerini de kaşımaya kalkacak. Günahlara yürüyecek, isyanlara yürüyecek, dayanamayacak. Bir takım sapmalarla karşı karşıya gelecek. Allah ona az vermiş sapmasın diye. Ama kimileri de öyle büyük hedefler çizmiş ki kafasında şu 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 noktaya ulaşacağım diye öyle kafayı takmış ki servete, zenginliğe, mala, mülke vermese isyan edecek belki.
vermese yoldan çıkıp fırttıracak belki. Onun için Allah o da isyan etmesin diye ona da çokça verivermiş. Bu sadece benim hatırladığım hikmetlerden bir tanesi ama bizim bilmediğimiz nice hikmetler var ki Rabbimiz onları da biliyor. Ve işte bakın bu ayeti kerimesinde diyor ki biz kullarımızdan kimilerine çokça mal verdik, kimilerine de az verdik. Bu konuyu böylece çözüme kavuşturduktan sonra bakın Rabbimiz bundan sonra şöyle bir uyarıda bulunuyor. Rızık bana aittir. Rızka kefil olan benim. Rızık konusunda etkili ve yetkili olan benim. Hiçbirinizin rızık konusunda bir dahli, bir müdahalesi yoktur dedikten sonra, bakın bu problemi çözümledikten sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor. Öyleyse ey Müslümanlar, وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ Sakın çocuklarınızı öldürmeyin, haşyete imlak, rızık korkusuyla, mülk korkusuyla, mal korkusuyla, doyuramayacağız endişesiyle, onların rızıklarını temin edemeyeceğiz korkusuyla, sakın evlatlarınızı öldürmeyin, sakın çocuklarınızı öldürmeyin. Bakın, önce ne dedi Rabbimiz? Rızkı çok veren de az veren de benim. Rızık bana ait dedi. Sonra da dedi ki Rabbimiz, sakın ha ey Müslümanlar, rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Bakın, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman rızık konusunun tamamen Allah'a ait olduğunu ve bizden Allah'ın rızık istemediğini anlatan pek çok ayet var. Onlardan ben birkaç tanesini okuyayım. Bakın onlardan bir tanesi şöyle. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Göklerde ve yerde debelenen, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onların rızkı Allah'a ait olmasın. Birinci ayet bu. Bir kenara koyun. İkinci ayet de Taha suresinde. Bakın Rabbimiz orada da diyor ki, Peygamberimize hitaben, وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ Ey Peygamberim, ehline namazı emret. Hanımlarına ve çocuklarına namazı emret. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Sen de namaza sabret, namaza karşı dirençli ol, sen de namaza devam et. Ayetin devamına dikkat edin. La nes'eluke rızka. Ey peygamberim, biz senden bir rızık istemiyoruz. La nes'eluke rızka. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Nahnu nerzuguke. Seni rızıklandıran, seni doyuracak olan biziz. Vel akibetu littakva. Akibet takvadadır, akibet kulluktadır, akibet Allah'a itaattedir. Bir ayet daha okuyayım, o da Zariyat suresinden. Orada da bakın Allah diyor ki, مَا نُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ Biz insanlardan bir rızık istemiyoruz. Biz insanlardan bir rızık istemiyoruz. Bir rızık kazanmalarını, bir rızık peşinde olmalarını istemiyoruz. Bakın ifadeye. مَا نُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا نُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ Bir de ne kendilerini, ne hanımlarını, ne çocuklarını, ne de beni doyurmalarını da ben insanlardan istemiyorum. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Kesinlikle bilesiniz ki, güçlü olan Allah, razzak olandır, rızka malik olandır, rızka kefil olandır, rızkı üzerine alandır. Bakın, üç tane ayet okudum. Ne diyor Allah bu ayetlerde? Allah için bir düşünün. Allah diyor ki, biz senden bir rızık istemiyoruz. Biz sizden bir rızık istemiyoruz. Bakın, Allah bizden rızık istemiyor. Allah bizden namaz istiyor. Allah bizden kulluk istiyor. Allah bizden ibadet istiyor. Rızık istemiyor. Ben bunları söyleyince, Müslümanların kafasında cevap hazır. Şöyle demeye başlıyorlar. İyi anladık hocam da, yani rızık kazanmak için çalışmak da bir ibadet değil mi? Dünyalık elde etmek için, geçimlerimizi sağlamak için koşturmak da bir ibadet değil mi? Değil kardeşim. Yanlış biliyorsunuz. Yanlış anlamışsınız.
yanlış düşünüyorsunuz, yanlış inanıyorsunuz, yanlış bilgileniyorsunuz, yanlış bilgilendiriyorlar sizi. Kapitalist bir toplumun içinde böyle bir bilgi sundular size. Rızık için çalışmak da bir ibadettir dediler. Yanlış. Öyle değil. Öyle değil. Bakın üç tane ayet okudum. Üçünde de ben sizden bir rızık istemiyorum diyor Allah. Şimdi Allah için söyleyin bana. Din gibi rızka, din gibi dünyaya, din gibi ticarete sarılmışız. Eğer peygamber standardını kabullensek, peygamber standardında bir ihtiyaç felsefesini kabullensek, yani peygamber gibi bir hayata yönelsek, gerçekten bizim şu anda çalışıp çabaladığımız kadar bir rızka ihtiyaç olur mu değil mi? Ben onu söyleyeyim. Bakın, çoğumuz yata gitsek yedi sülalemizi besleyecek kadar rızkımız var ama yine de rızık peşinde koşturuyoruz, namazı ihmal ediyoruz, cenneti ihmal ediyoruz, Kur'an sünnet öğrenmeyi ihmal ediyoruz, çocuklarımızı ihmal ediyoruz, ahireti ikinci plana atıyoruz. Vallahi de, billahi de, tallahi de aldatıyoruz kendimizi, aldanıyoruz ey Müslümanlar. Allah öyle istemiyor. Rızık benden diyor Allah. Tamam sebeplerini yerine getirin ama çoğumuz yata gitsek inanın yedi sülalemizi besleyecek kadar rızkımız var. Biz rızık peşinde değiliz, köşe dönme peşindeyiz. Rızık peşinde olmak ayrı, ekmek peşinde olmak ayrı, köşe dönme peşinde olmak ayrı. Bu ikisini ayırmak zorundayız. Bakın Allah diyor ki: "Vela taktulu evladakum haşyete imlak." Ey Müslümanlar, sakın ha rızık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Yahu size ne çocuklarınızın rızkından? Sanki kendinizi siz mi doyuruyorsunuz ki çocuklarınızı doyuramayacağınız korkusuyla öldürmeye kalkıyorsunuz? Kendinizi siz mi doyuruyorsunuz? Sizi nasıl ben doyuruyorsam onları da ben doyuracağım. Bakın bu ifadenin bundan sonraki bölümüne: "Nahnu narzukuhum ve iyyakum." Onları da sizi de doyuracak olan benim. Allah Allah. Şu ifadenin güzelliğine bir bakın. "Nahnu narzukuhum ve iyyakum." Onları doyuracak olan da benim, yani çocuklarınızı. Sizi doyuracak olan da benim. Bakın, çocuklarımız öne alındığına göre onları doyuracak olan da, sizi doyuracak olan da ifadesiyle çocuklarımız öne alındığına göre anlıyoruz ki biz çocuklarımız sayesinde doyuyoruz. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Biz çocuklarımızı doyurmuyoruz, biz çocuklarımızı beslemiyoruz da biz çocuklarımız sayesinde doyuyoruz. Bunu unutmayın. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın bu konuyu şerh eden bir hadisi vardı. Kaçıncı çocuğunuzla zengin olacağınızı bilemezsiniz. İfade aynen böyle. Kaçıncı çocuğunuzla zenginliğe ulaşacağınızı bilemezsiniz. Bu hadisi ben şöyle anlıyorum. Demek ki çocuklarımdan birisiyle ben zengin olacakmışım. Çocuklarımın birisi sayesinde benim eve bir zenginlik, bir servet, bir bolluk gelecekmiş. Kaçıncı çocukla? İkinci çocukla mı, üçüncü çocukla mı, dördüncü çocukla mı, bunu bilmiyorum. Öyleyse devam. Niye birle sınırlandırıyorsunuz? Niye ikiyle sınırlandırıyorsunuz? Madem ki çocuklarımızdan birisiyle bizim eve zenginlik gelecek, öyleyse devam. Yerli ve yabancı kafirler, Müslümanların yatak odalarına kadar şeytan vahiylerini ulaştırıyorlar. Orada Müslümanların ne ekeceklerine, ne dikeceklerine bile onlar karar veriyorlar. Aman bir çocuktan fazla yapmayın, aman iki çocuktan fazla yapmayın. Dertleri ne? Yabancı kafirlerin derdi şu: aman şu İsmail oğulları, aman şu Müslümanlar sayısal çoğunluğa ulaşıp da yüzyıllardır döktüğümüz kanların hesabını sormak üzere karşımıza dikilmesinler, palazlanmasınlar, çoğalmasınlar, güçlenmesinler diye. Aman bir çocuktan, iki çocuktan fazla yapmayın diyorlar yabancı kafirler, dışımızdaki kafirler. İçimizdekiler de şunun için söylüyorlar: aman iki çocuktan fazla yapmayın. Üçüncü, dördüncü çocuğa ulaşırsanız, bize vermeniz gereken vergileri o çocuklara harcamaya kalkarsanız, bize verecek bir şeyiniz kalmaz. Ne olur bir çocuktan, iki çocuktan fazla yapmayın. Onların derdi de bu. Ama inşallah Müslümanlar onları dinlemeyecek. Doğuracak bir sıhhatiniz varsa,
kesinlikle kendi kendinize hesap yapmayın. Hesabı Allah'a bırakın. Doğan her çocuk rızkıyla birlikte gelmektedir. Yeryüzüne bir tane fazla insan geldiği zaman Allah rızkı o miktarda değiştiriyor, ölçülü bir biçimde gönderiyor, ihtiyaca göre gönderiyor. Öyleyse çocuklarınızı öldürmeyin. Hamile kadın, hamile kalan bir kadın, programında olmayan bir çocuğa, hamile kalan bir kadın sakın sıkıntılanmasın. O kadının kocası, o çocuğun babası sakın sıkıntılanmasın. Aman bir çocuk daha dünyaya geliyor. Soframıza bir kaşık daha uzanacak. Benim hayatıma bir çocuk daha ortak olacak. Benim geceme gündüzüme ortak olacak. Benim güneşime, benim havama, benim oksijenime, benim dünyama ortak olacak. Benim zevkimi kaçıracak. Benim rahatımı kaçıracak. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Her doğan kendi rızkıyla geliyor. Ne güneşiniz daralır, ne oksijeniniz, ne suyunuz, ne havanız, ne dünyanız. Siz yarın o doğan çocuklarınızla İslam askerlerini çoğaltır, Peygamber aleyhisselamın iftiharına sebep olur. Böylece inşallah cenneti kazanırsınız. Kimileri daha doğmadan öldürüyorlar. Kimileri de yine rızık endişesiyle aman şimdi dinin filan zamanı değil. Aman şimdi hadisti, fıkıhtı, tefsirdi onların zamanı değil. Gün para günü, gün ekonomi günü, devir ekonomi devri. Aman çocuklarımızı balerist yapalım, aman çocuklarımıza şu şu eğitimleri aldıralım diye doğduktan sonra insanlar yine rızık endişesiyle, istikbal endişesiyle çocuklarını öldürüyorlar. Çocuklarına din eğitimi aldırmıyorlar. Çocuklarını medreselerine, imam hatiplere göndermiyorlar. Çocuklarını Müslümanca eğitmiyorlar. Onlar da doğduktan sonra hayattayken çocuklarını öldürüyorlar. Öyle yapmayın. Allah diyor ki bakın, inne katlehum kâne hıt'an kebîra. Şunu kesinlikle bilesiniz ki onları öldürmek, ister hayattayken dinsiz, eğitimsiz bırakarak öldürmek, ister ana rahmindeyken öldürmek günahların en büyüğüdür, hataların en büyüğüdür. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Bir de ey Müslümanlar, zinaya da yaklaşmayın. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. O gerçekten büyük bir hayasızlık. وَسَاءَ سَب۪يلًا. Çok kötü, çok çirkin bir günahtır. Zinaya da yaklaşmayın. Bakın Allah, وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا demiyor, zina yapmayın demiyor da, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, zinaya yaklaşmayın diyor. Zinayı yapmak şöyle dursun, zinanın yakın semtine bile uğramayın. Zinaya götürücü yollarda, ortamlarda olmayın. Bakmak gibi, konuşmak gibi, ihtilat gibi ya da işte kimi bürolarda görüyoruz, sekreterim diye baş başa yan yana oturmak gibi, erkeklerle kadınların aynı ortamda çalışmaları gibi, dokunmak gibi, işitmek gibi, konuşmak gibi zinaya kapı aralayıcı, zinaya yaklaştırıcı ortamlarda bulunmayın. Bakın, İslam bir toplumda zinaya götürücü tüm kapıları kapatır, zinaya götürücü tüm yolları örter, ondan sonra da zina eden kişiyi rejim eder. İslam toplumunda kadın Müslümanca giyinmeli, bir tek sol gözü müstesna bütün vücudunu örtmeli, erkek de Müslümanca giyinmeli, şöyle bizim yaptığımız gibi kemana kılıf çeker gibi, öyle soba borusu gibi dar pantolonlar da giymemeli, onlar da tesettüre uygun Müslümanca bir kıyafet giymeli. Sonra İslam toplumunda evlenmek kolay olmalı. Bakın İslam kendi toplumunda evlenmeyi kolaylaştırır. Evlenmenin zorlaştırılması, zinanın artırılması anlamına gelir. Herkes rahat evlenebilmeli. Ana evinde kızımızın bir yatağı yorganı var mıydı? Vardı. Ana evinde, baba evinde oğlumuzun bir yatağı yorganı var mı? Vardı. Birleştirin, ikisi birlikte bir yatak, bir yorgan olur. Tamam işte evlilik bu. Hepsi bu. Ama birileri zengin, gösteriş yapmak için 100-200 milyar para harcıyor. Ötekiler de utandığı için ya bir 15-20 milyar da biz harcayalım diyor. Evlilikleri zorlaştırdığımız sürece zinalar adam boyu yükselir. İslam toplumunda evlenmek kolay olduğu gibi dörde kadar evlenme ruhsatı da tanınır. Ya adam birisiyle evlenmiş, olmamış ya, olmamış. Ya bir de başkasıyla evlensin.
Gönlü sarışındaymış, esmerle evlenmiş. Ya bir de onunla evlensin. İslam toplumunda boşanmak da son derece kolaylaştırılır. Bir Müslüman hanımla birlikte cennet kazanmak için bir araya gelmişler ama olmamış, geçinememişler. Birliktelikleri onları cennete değil cehenneme götürmeye başlamış. Allah diyor ki boşanın. Boşanın, kadın sevebileceği bir erkekle, erkek de sevebileceği bir kadınla evlensin. Boşanmak da çok kolay olur İslam toplumunda. Çünkü boşanmak sürdükçe, mesela Batı'da, Hristiyanlık dünyada bir kere bir adam bir kadınla evlenmişse bir daha boşanma yok. Bulduk bir enayi diyorlar, nesep belli olsun, doğan çocuklar bu ailenin üstüne yazılsın. Herife diyorlar sen git istediğin yerde yayıl, kadına diyorlar sen de istediğinle birlikte yaşa. Yani o orada güya evliler. Bu işte zinayı kamçılayan, zinayı adam boyu yükselten unsurlardır bunlar. İslam toplumunda boşanmak da kolay olur. Böylece bütün bu şartlar hazırlandıktan sonra da yine de bir insan zina etmeye kalkarsa onun cezası da işte ölümdür. Bakın Allah diyor ki zinaya yaklaşmayın. Sonra وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı bir nefsi de öldürmeyin. Allah'ın haram kıldığı bir insanın kanına girmeyin. Bir insanı öldürmeyin. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu anlatan başka ayetler var. Onlardan bir tanesi şöyle. Bir insanı öldürmek demek, فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Tüm insanları öldürmekle eşdeğerdedir. Allah katında birle binin hiç farkı yoktur. Bir insanı mı öldürdünüz, bütün yeryüzündeki insanları öldürmüş gibi Allah katında günah kazanırsınız. Bakın, bir başka açıdan söyleyeyim. Bir Müslümanı öldürmek demek, yeryüzünde Allah'ın dinini eksiltmek demektir. Yeryüzünde Allah'a kulluğu eksiltmek demektir. Nasıl? Çünkü eğer yeryüzünde 1000 mümin varsa, bilelim ki 1000 müminlik bir din var demektir. Eğer yeryüzünde 1001 mümin varsa, 1001 müminlik bir din var, 1001 müminlik bir kulluk var demektir. Öyleyse bir insanı öldürmek demek, yeryüzünde dini eksiltmek demektir. Allah'a kulluğu eksiltmek demektir ki buna hiç kimsenin hakkı yetkisi olamaz. Ne bir başkasını öldürmeye ne de kendi kendini intihar etmeye kişinin hakkı da yetkisi de olamaz. İşte bakın Allah diyor ki وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı bir cana bir nefse kıymayın اِلَّا بِالْحَقْ Ancak haklı olan müstesna. Haklı öldürmeler bunun dışındadır. Nedir o? Onu da bir hadisle söyleyeyim. Bakın İmam Buhari, İmam Müslim efendilerimizin birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyururlar. لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْتَى ثَلَاثٍ Şu üç şeyin dışında kan dökmek helal değildir. Şu üç kişinin dışında İslam toplumunda adam öldürmek helal değildir. Tersinden okuyacak olursak, İslam toplumunda şu üç sınıf insan öldürülür. Kimmiş bunlar? اَثَّيِّبُ الزَّانِ Evli olduğu halde zina eden erkek ve kadın öldürülür. وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ Adam öldüren kişi kısasen öldürülür, katil öldürülür. Üçüncüsü, وَالتَّارِكُ لِد۪ينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ Müslüman iken dinden dönen, irtidat eden ve İslam cemaatinin üyeliğinden ayrılan kişi İslam toplumunda öldürülür. İşte bakın, Allah diyor ki, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın, bir insanı öldürmeyin. İlla bil hak, ancak haklı olarak öldürmeler bunun dışındadır. İşte üç kişi, yalnız sözümü yanlış anlamayın, bu üç kişi İslam toplumunda öldürülür. Öldüren de fert değil, devlet başkanı, halifedir. Ama bakın ki şu anda bu üç insan da bizim toplumda ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor. Adam öldürmüş, öldürülecek iken kısasla 3-5 yıl yatmış hapiste, çıkmış gelmiş şimdi içimizde, caddelerde dolaşıyor.
Adam irtidat etmiş, ya faizi inkar ederek, ya namazı inkar ederek, ya tesettürü inkar ederek dinden çıkmış gitmiş. Hükmen ölü, İslam toplumunda öldürülmeliydi bu adam ama şu anda yaşıyor. Adam zina etmiş, evli olduğu halde ölümü hak etmiş ama öldürülmemiş, şu anda yaşıyor. Peki bir soru sorayım burada. Ölü birine selam verilir mi? Ölü biriyle alışveriş yapılır mı? Ölü birisine kız verilir, kız alınır mı? Olmaz. Bunlar olmaz. Çünkü ölü birisiyle, hükmen ölü birisiyle ticaret de caiz değil. Ölü birisine kız da verilmez. Ya bunlar hükmen ölü. İslam olsaydı, İslam toplumu olsaydı bunlar öldürülecekti. İşte İslam'ın tümüyle uygulanmadığı bir toplumda İslam yaşanmaz derken bunu anlıyoruz. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا Kim de zulmedilerek öldürülmüşse فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا Öldürülen o kişinin velisine Allah bir yetki vermiştir. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ Ama o da öldürme işinde sakın israf etmesin, ileri gitmesin. Öldürülen bir kişinin velisine, yani en yakın akrabasına Allah bir yetki vermiştir. Nedir o? Bir, ya katilin de öldürülmesini, kısasla öldürülmesini isteyebilir, ya bir diyet alarak katili bağışlayabilir, ya da diyet de almaksızın katili bağışlayabilir. Sonunda Rabbim bana cennet versin, çünkü Rabbimiz bağışlayın diyor. İşte bu yetkiyi öldürülen, zulmen öldürülen bir kişinin velisine Allah bu yetkiyi tanımıştır. Ama bakın diyor ki, فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ Öldürülen kişinin velisi, öldüren hakkında israf etmesin, ileri gitmesin. Yani nasıl? Bir kişiyi öldürmesi gerekirken ya da onun öldürülmesini talep etmesi gerekirken, onun ailesinden 3 kişi, 5 kişi öldürmeye kalkışmasın, bu işi kan davasına götürmeye kalkışmasın, ya da bu ayetlerin geldiği dönemde Mekke'de, cahiliye döneminde öldüren katil soylu birisi ise kısas ona uygulanmazdı da onun cariyelerinden, kölelerinden birçokları öldürülürdü. Öyle de yapmayın. İşte bu israftır. Adaletten ayrılmayın. Öldüren kişiye cezayı uygulayın ve sadece bir kişiye, bir kişinin öldürülmesini isteyin. Böylece kısası uygulayın. İnnehu kâne mansura. Çünkü o ölenin ailesi böylece Allah'tan yardım görmüştür. Allah onu destekleyip ona bu sultayı, bu gücü vermiştir. İnşallah burada kalalım. Rabbimiz bundan sonra yine kendisine kulluğun gereği olarak istediklerini ve istemediklerini bize anlatmaya devam edecek. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak üzere tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين